Herkese merhaba. Bu hafta size yine yepyeni bir konuyla geldik. Sonbahar ve kış aylarının en popüler designer erkek parfümlerinden bahsedeceğiz. Şimdi bir önceki hafta zaten designer kadın parfümlerini işlemiştik. Şimdi designer erkek parfümlerini işleyeceğiz. Evet. Sonbahar, kış demek ne demek biliyor musun? Parfüm kullanımının en güzel olduğu mevsimler demek ya. Kesinlikle katılıyorum. Yani hava böyle esecek, soğuk olacak, üfür üfür. Parfümün tadı çıkacak. Evet. Hele bir de bak Kasım ayı var şimdi önümüzde mesela. Önümüzdeki ay artık Kasım ayı. Evet. Kasım ayı bir de ne oluyor? İndirim ayı oluyor. Evet. Hem indirim ayı hem parfüm kullanımının en güzel olduğu aylardan biri. Ya ikisi beraber birleşince zaten insanların parfüme karşı böyle bir yükselişi artıyor. Biz de burada bu indirimlerde alınabilecek, risk taşımayan ve erkekler tarafından en fazla sevilen, beğenilen ve ismi geçen parfümleri biz yorumlayacağız. Evet. Ben çok keyif alacağımı düşünüyorum. Çok güzel parfümler getirdik. Beraber seçtik. Evet. Ben de yani erkek parfümlerini anlatmaktan çok keyif duyuyorum. Hı-hı. Zaten genel olarak erkek parfümünün kokulamasını da çok seviyorum. Hı-hı. Bence erkek parfümleri kadın parfümlerinden çok daha başarılı. Hadi ya, niye böyle? Bak, ben mesela böyle düşünüyorum. Kadın parfümlerini mesela çıkartırken sonbahar kış için yani o yani sonbahar kış videosu için kadın parfümlerini çıkartırken mesela bayağı bir zorlandım aslında. Zorlandık ya, ikimiz de zorlandık. Hani çünkü hep baharlık, yazlık tarzı mesela parfümler var kadınlarda. Genel skala o yönde. Ama erkeklerde mesela kışlık işte veya sonbaharlık erkek parfüm dediğimiz zaman bu sefer erimeye gidiyoruz. Evet, erimeye gidiyoruz. Çok fazla daha var. Daha fazla çeşit var. Evet. Ve hani bence parfümde, kışlık erkek parfümünde sanki daha fazla bir rağbet var. Yani orada rekabet fazla bence. Yani olabilir. Evet, o yüzden biz elemekte biraz zorlandık. Ama çok güzel parfümler seçtik. Beyler hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Sonbahar ve kış aylarının en popüler erkek parfümlerinden Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum. Bence en popüler erkek parfümlerinden değil de en popüler erkek parfümü diye iddialı bir giriş yapalım mı? Olabilir. En çok satılanlardan. Evet. Yani Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum bence en çok rağbet gören parfüm yani şu anda. Son dönemde iyice yükselişe geçti diyebilir miyim? Marka yükselişe geçti. Değil mi? Yani sürekli bir Jean Paul Gaultier eliksirle beraber, bence evet, o eliksir dalgasıyla beraber, hı-hı, diğer parfümler de bir yükselişe geçti. Evet. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Biliyorsun Jean Paul Gaultier'in şu anda bütün parfümlerinin parfümörlüğünü Quentin Bich yapıyor. Bundan sonra yapacak mı bilmiyorum orasını, hı-hı, tam olarak. Net belli değil. Ama Quentin Bich de aslında bir yükseliş, evet, ivmesini yakaladı. Le Male Le Parfum de aslında bu kırılma noktası olan parfümlerden bir tanesi oldu. Yani daha önceden mesela Quentin Bich'in yine Jean Paul Gaultier markası için çıkartmış olduğu parfümler var. Ama Le Male Le Parfum başka bir seviyeye açtı yani, evet, öyle söyleyeyim ben. Ve bütün erkekler tarafından da çokça beğenildi. Fakat bu parfümün şöyle bir özelliği var. Onu söylemeden edemeyeceğim. Müthiş derecede anosmi duruma sokuyor insanı. Bazı kişilerde sıfır koku. Yani hiç sıktıktan 2-3 dakika sonra, 5 dakika sonra hiç kokuyu alamıyorlar. Böyle bir özelliği hangi var. Hangi notadan kaynaklı sence? Valla içinde çok büyük ihtimalle bir defa ambroksan notası var bunun. Çok net bir şekilde belli zaten o. Bir de kumarin veya tonka, yani ikisi de zaten, hı-hı, hani o anosmi durumu yapabilecek olan notalar. Büyük ihtimalle onlardan kaynaklı, hı-hı, olduğunu düşünüyorum ben. Başka da içinde hani iris var zaten, işte lavanta var. Aslında yine orijinal DNA'yı taşıyan bir formüle sahip ama ne olursa olsun dediğim gibi hani o içindeki, hı-hı, bazı notalardan dolayı bazı kişiler anosmi durumuna sokuyor ama bu parfüm kokmuyor. Anlamına gelmesin, parfüm aslında kokuyor ve dağılmaya devam ediyor. Performansı çok iyi. Bence çok iyi. Çok iyi. Yani bu seriden en iyi performanslı parfüm. Eliksirle beraber en iyisi. Hatta ben buraya yani hani eliksir mi alsak, hı-hı, yoksa işte Le Male Le Parfum mu alsak, ama ikimizin de ortak kararı Le Male Le Parfum'du. Çünkü bence eliksir daha bunun ivmesini yakalayamadı. Bu ciddi anlamda en popüler Jean Paul Gaultier parfümü diyebiliriz. Ya bu genel beğene çok uygun bir yapı. Evet. Her şeyden önce genel beğeniye müthiş derecede uygun. Her türlü ortama girebiliyor. Yani normal ofis ortamında kullanabilirsin, özel bir ortamda kullanabilirsin, spor giyimini kullan, takım elbiseyle kullan. Ne istiyorsan onunla kullanabileceğin neredeyse 4 mevsimlik bir parfüm. Çok
hani o yaz sıcakları haricinde 4 mevsim kullanabilecek bir parfüm bence. Evet, yazın serin akşamlarında da çok rahat kullanabileceğinizi düşünürsek 4 mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz Joker parfümlerden olabilir. Kadından da mesela çok fazla dikkatini çekiyor parfüm kokusu. Çok güzel, iyi bence. Yani güzel. O konuda hani geri dönüşleri çok iyi olan bir parfüm olarak benim gözüme çarpıyor. Yani bu seri genel olarak çok iyi. Dediğin gibi Quentin Bich'le beraber zaten Jean Paul Gaultier markası ciddi anlamda bir yükselişe geçti. Fakat Elixir çıkmasıyla beraber, Elixir dalgasıyla ciddi anlamda bütün Jean Paul Gaultier parfümleri tekrar bir sükse yaptı diyebiliriz. Hı-hı. Fakat bunların en öne çıkanı Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfüm. Evet efendim, sonbahar ve kış aylarında hala onunla tanışmadıysanız ona bir kere şans verin. Performansını siz de test edin diyorum. Bir diğer sonbahar kış parfümümüz ise Tom Ford Noir Extreme. Bu parfümün en popüler yani bu kadar popüler olmasının sebeplerinden biri sence nedir? Çekici kokuyor bu parfüm. Başka? Güzel, güzel yerden geldi bak. Çekici. Evet, bu parfüm çekici. O bir. Senin deyimini seksi. Evet, seksi. Evet. Yani gerçekten dikkat çeken bir aurası var bu parfüm. Ve hani daha kapaktan kokluyorum bak yani, anlatabiliyor muyum? Biraz taşıyan birisinin üzerinde özellikle esintiyle beraber ciddi anlamda böyle kafanı çevirir bakarsınız parfüme. Peki bu parfümü sen kullanabilir misin? Ben kullanırım. Kullanır mısın? Taşıyorum ben onu. Bu parfüm peki neye benziyor? Tom Ford Noir Parfüm'e benziyor. Evet, üretimden kalkan Tom Ford Noir Parfüm. Evet, ona benziyor. Ve neredeyse taban tabana aynı diyebiliriz. Çünkü ikisinin içinde hani o Tom Ford'un işte onun bir anısı var. Hindistan gezisi sırasında kulfi tatlısıyla tanışıyor orada ve çok hoşuna gidiyor. Kokusu, aroması, her şeyle diyor ki dört dörtlük diyor ve bunun parfümünü yapmaya karar veriyor orada. Evet. Ondan sonra onun parfümünü yapıyor. İlk yapmış olduğu Tom Ford Noir Parfüm'di. Daha sonra hani içine biraz daha maskülen diyeceğimiz notalar katıp bir de onun Tom Ford Noir Extreme'ini çıkartıyor. Erkek ama ben ikisi arasında çok büyük bir fark göremiyorum. Sadece Tom Ford Noir Parfüm mesela daha önceden olan, o biraz daha hafiften tatlılığı daha fazla olan, kalıcılığı fark edilir daha da iyi olan bir parfümde. Tom Ford Noir Extreme mesela tatlılığı biraz daha kısılmış, biraz daha tahminimce, hani açıklanan notalarında yok diye biliyorum. Lavantanın da mesela biraz eklenmesiyle o tatlılık biraz daha parlaklaştırılmış bir hali. Bir tık kırılmış. Evet ama ben bu parfüme mesela kesinlikle tam bir erkek parfümü diyemiyorum. Çok maskülen bir parfüm. Bana göre unisex. Evet, tam bir unisex çizgi. Hatta feminine yakın bir unisex. Ya tatlılık dozajından dolayı ama yine söylüyorum, özellikle sonbahar ve kış aylarında özellikle genç beylerin aradığı bir tatlılık dozajında. Evet. Yani yeni nesil gençlere... Yeni nesil gençlere çok uyum sağlayacak bir parfüm. O sevdiğiniz tatlılık dozajı yüksek parfümlerden bir tanesi bence Tom Ford Noir Extreme'de. O yüzden genç kesime çok yakışacağını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Sonuçta yani kaliteli bir harmanı var. Lüks bir izlenime sahip. Evet. Her şeyden önce modern bir yapısı var. Yani farklı kokuyor. Her şeyden önce farklı kokuyor. Yani bu bir şeye benzemiyor. Güzel, kaliteli kokuyor. Ve yine söylüyorum, dikkat çekiyor bu koku. Yani yanımdan böyle birisi geçse... Esintiyle beraber ben kokuyu ciddi anlamda döner bir bakarım. O zaman bunu daha fazla son barkış için 25 hatta 30 yaş altı erkeklere tavsiye ediyoruz diyelim. 30 yaş altı, yani 30 yaş üstü de çok rahat kullanabilir tabii ki. Bence 20, şöyle değerlendirirsem 20-35-40 yaş aralığında kullanıma çok uygun buluyorum ama 20-30 yaş arasında daha güzel. Uygun. Özellikle genç, dinamik erkekler bu parfümle beraber dinamikliklerine dinamiklik katacak, enerjilerine enerji katacak diye düşünüyorum. Sonbahar ve kış aylarının gözdesi genç beyler. Bir diğer parfümümüz ise Dolce & Gabbana'nın Duvan EDP parfümü. Yalnız öyle parfümler almışız ki hep siyah ya. Hep böyle siyah giyinmek zorunlu gibi bir yani böyle hani. Buraya giren, buraya girecek olan ya siyah şişe olacak ya koyu sıvılı olacak. Başka açıklaması ama yok. Genelde zaten popüler parfümlerin özelliklerinden bir tanesi bu değil mi? Evet, koyu evet. Renkli koyu şişeler. Renkli. Evet, erkekler için ciddi anlamda koyu renkli şişeler bence erkeği yana çekme konusunda bence koyu renkli olabilir. Koyu renkli şişe veya koyu renkli sıvı ne anlama geliyor? Çekici. Çekicilikten ziyade o parfümün yoğun. Yoğun işte. İşte kalıcı, fark edilir, anladın mı? Hani o evet, anlamlara evet. Getirmeye çalışıyorlar. Yoğun dediğim aynen o. Pazarlama stratejisi evet, güzel. Evet evet. Yani bütün şişeler, evet buradan atıyoruz bütün şişeler dediğin gibi koyu renkli. Evet. Dıvan EDP'de yine koyu renkli bir şişemiz. Bu nasıl bir parfüm biliyor musun? Bu çok güzel bir parfüm.
kadınların erkekler üzerinde koklamasını en beğendiği tarzda parfümlerden. Evet. Ya ben sana şunu söyleyeyim mi? Bu parfümün performansı bir tık daha iyi olsa yani büyük ihtimal en popüler parfüm olurdu. Doğru söylüyorsun. Performansı yani o bir tık zayıf. Normal dediğimiz seviyenin altında kaldığı için hani o kadar fazla bizim Türk insanında popüler olamadı. Çünkü bizim Türk insanları ya bizim Türk erkekleri neyi düşünüyor? Hep parfüm koksun. Benim parfümüm koksun. Benim parfümüm yayılsın. Girdiğim yerde girdiği yeri yıksın geçsin. Hep bunu istiyorlar. Ama bu o tarzda bir parfüm bu değil. Bu benim için çok şık bir ofis erkek parfümü olur. Ya bu şıklık istiyor biraz sanki. Benim benim gözümde öyle. Bu parfümler kokladığımda bir gömlek hayal ediyorum yani. Bir gömleğin üzerinde bunu kokladığımı hayal ediyorum. O yüzden şık bir gömlekle ciddi olarak güzel bir tamamlayıcı olabilir. Peki nasıl bir parfüm? İçerinde ne var? Şöyle söyleyelim. Öncelikle zaten İtalyan markası olmasından dolayı biz her zaman bir İtalyan markasının içinde ne bekliyoruz? Narenciye bekliyoruz. Bunda ufaktan narenciyeler var. Ama asıl temeli amber ve tütün üzerine. Fakat amber ve tütün üzerine olan bir parfüm olmasına rağmen hiç de o kadar ağır kokmuyor. Hayır değil. Aslında gayet elegant, lüks ve yer yer hani o dumansı hissiyat dediğimiz o hissiyatı bile verebiliyor parfüm. Ama o tütünden geliyor işte. Tütünün kendine has olan bir dumansılığı var. Ve gerçekten kaliteli bir tütüne kadar kullanılmış mesela bunlar. Mesela bu Tom Ford Noir Extreme'e göre daha maskülen çok bir daha maskülen. Çok daha maskülen. Gerçekten tam bir böyle beyefendi kokusu. Evet ve modern bir beyefendi kokusu. Modern bir beyefendi kokusu. Ve eski kafa değil yani. Hayır. Genç yaştaki erkeklere yakışır mı sence? Yakışır. Çok da yakışır. Yani bunu 20'li yaşlardan sonraki bütün erkekler çok rahat bir şekilde kullanabilir. Evet. Yaş skalası olarak ciddi anlamda geniş bir yaş skalasına sahip. Yani bu parfüm dediğim gibi hem günlük olarak tercih edebildiğiniz gibi, akşam da tercih edebileceğiniz gibi hem de ofis ortamlarında çokça yakışacağını düşünüyorum parfümlerden. Dolce & Gabbana The One EDP sonbahar ve kış aylarında belki aradığınız parfümdür. Sonbahar ve kış ayları denince benim aklıma gelen ilk erkek parfümlerden Victor Rolf Spice Bomb Extreme. Spice Bomb Extreme'i çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani kokusu bir kere çok iddialı. Kim yapmış bu parfümü? Kim yapmış söyle. Carlos Benigni'nin Jean-Christophe Herold yapmış. Yani adamlar zaten yapıyor. Üstad. İki üstad bir araya gelmiş ve böyle bak, harika bir parfüm yapmış. Carlos Benigni mesela tatlı akorlu parfümleri çok güzel yapıyor. Şey, Jean-Christophe Herold da dumansı hissiyatlı parfümleri çok güzel yapıyor. O tatlılığını vermiş, o dumansılığını vermiş. Doğru. Ortaya Spice Bomb Extreme çıkmış. Çok başarılı. Gerçekten çok başarılı olarak görüyorum. Performans olarak da sonbahar ve kış aylarında iz bırakacak kadar iddialı bir parfüm Spice Bomb Extreme. Yaş skalası olarak da yine geniş bir yaş skalasına sahip. Özellikle genç beylerde çok duyuyorum ben bu parfümü aslında. Gençlere daha fazla bir yakışıyor. Yani orta yaş tan ziyade dediğim gibi gençlere çok çok daha fazla yakışan tam böyle bir hani üniversitede işte ondan sonra veya yeni mezun olmuş yeni işe başlamış bir genç erkeğin parfümü olabilir. Mesela nasıl dımını duyduğumda gömlek hayal ediyorsam Spice Bomb Extreme'i duyduğumda da nedense spor şık bir kıyafet hayal ediyorum. Yani daha böyle gömlek falan değil yani aklıma gelen. Daha casual giyeyim, spor giyeyim ve yakışacak bir koku olduğunu düşünüyorum. Peki notalarından bahsedecek olursak? Kışlık bir parfümde bir defa tütün olmazsa? Olmaz. Yani bu şekilde güzel bir parfüm içeride o tütün zaten de kuruşa girmiş. Adı mesela Spice Bomb ama baharatların çok fazla ön planda olduğu bir parfüm değil arkadaşlar. Onu mesela söyleyeyim. Spice Bomb Extreme diyorsun, bunu baharat bombası gibi düşünüyorsun. Hani daha fazla baharatlı, çok baharatlı, karabiberler uçuşuyor falan orada gibi düşünüyorsun. Tütün temelli bir odası bir parfüm aslında. Ama baharatlar da yine kullanılmış ama baharatlar parfümü ısıtmak için kullanılmış. Evet. O baharatlar ve dipteki amber parfüme gerçekten çok iyi bir derinlik katmış, çok iyi bir derinlik kazandırmış. Parfüm gizemli, lüks ve sofistike kokuyor. Evet. Haftanın karanlık tarafı var. Ben zaten her zaman ne diyorum? Bir parfümde gizem ve karanlık varsa o parfüm çekicidir arkadaşlar. Bu parfüm de çekici bir parfüm. Evet. Bu parfüm kadınların dikkatini çekiyor mu? Çeker. Bu kadar. Victor Rolf Spice Bomb Extreme. Sonbahar ve kış ayları deyince benim gözdelerimden. Bir diğer parfümümüz Armani Stonger With You Intensely. Bu parfüm sonbahar ve kışta nasıl bir patlama yapıyor ya? Ciddi anlamda bir kere yükselişe geçiyor. Özellikle bu parfümün satış grafiği artmaya başlayınca ben anlıyorum ki Türkiye'ye sonbahar geldi. İzmir'e gelmedi. İzmir'e gelmiyor. Gelmiyor zaten. Gelmiyor. İzmir'e gelmiyor. İzmir'e her şey çok geç geliyor zaten. Ama sen yine kışlık parfüm kullanabiliyorsun İzmir'de ya değil mi?
Yani tabii ki de kullanabiliyoruz. Evet. Hani İzmir'de böyle 12 ay yaz modunda zannetmeyin. Evet, öyle Yani değil. soğuk yaşıyoruz tabii ki de ama çok kısa bir süre. Hatta geçen sene neredeyse çok çok az. Yani Mart'ta biz kısa kollara geçmiştik. Yani ciddi anlamda herhalde en kısa yaşadığım kış olabilir. Klima destekli kış yaşıyoruz biz. Evet. Evet. Yani klima ile ısınabilirsiniz. Yani yazın Öyle. bile mesela kışlık parfüm kullanamıyoruz çünkü klima sürekli 18 derecede çalışıyor. O şekilde kışlık parfümleri kullanabiliyoruz. Gelelim strongyo beauty Genç erkeklerin gözdesi diyebilir miyiz? intensliğe. Nasıl gözdesi olmasın? Son dönemde zaten genç erkekler neyi seviyor? Tatlı parfümler Evet. seviyor. Tatlının o ön planda olduğu, gurman tarzının hissedildiği, çekici, fark edilir diyebileceğimiz tarzdaki Artık parfümlere zaten niş yönelmiş durumda. parfümler bile bu şekilde, Evet. bu tarzda çıkardılar Altair yani. mesela. Evet. Tam olarak Stone Juvito Intensil'di. Bu tarzda bir parfüm. İçerinde tatlı diyebileceğimiz notalara sahip. Hatta böyle toffee falan var bunun Evet. içinde. Gurmansı ya yani. Tam Çok bir gurmana gurmand yakın. parfüm. Ama mesela o erkeksi çiçeklerle yine özellikle onu belirteyim hani lavanta gibi. Ondan sonra Yasemin mesela bir kullanılışı var. Biraz daha indirik diyeceğimiz mesela. Onun kullanılışı ile falan biraz daha parfümler maskülen tarafa çekilebiliyor yani. O tatlılık seviyesinden ziyade biraz daha maskülene kayabiliyor. Bu tam ortada yani iyi harmanlanmış, iyi dengelenmiş bir parfüm benim gözümde. Özellikle 18 yaşından 30 yaşına kadarki olan genç kuşağın rahatlıkla kullanabileceği, performansıyla gerçekten iz Dikkat bırakan, çeken. dikkat çeken, kalıcılığı, fark edilirliği, yayılımı oldukça iyi diyeceğimiz bence el ayağı düzgün bir parfüm benim gözümde. Evet. İster günlük, ister özel zamanlarda kullanın. Sonbahar ve kış aylarının tam bir joker elemanı diyorum. Armani Stoner Vitu Intensely. Özellikle genç beyler bu parfümle tanışmanız gerekiyor. Bir diğer sonbahar kış parfümümüz ise Yves Saint Laurent markasına ait Lanit de L'Homme. Kakule bazlı bir odunsu parfüm deyince benim ilk aklıma gelen parfüm. Gizemli, karanlık, çekici, sofistike, lüks. Yani bir designer parfümden beklediğini aslında her şeyin fazlasını veren parfümlerden bir tanesi. Sadece bir şey veremiyor. Ne veremiyor? Performans Performans. veremiyor. Evet, performansı yüksek olsa çok çok daha iyi bir yerde olabilecek parfümken. Bunun daha yüksek performansı var mı? Var mı? Var. Nerede? Blue Elektrik. Blue Elektrik. Blue Elektrik yani. Yves Saint Laurent'de en çok bilinen parfüm Lanit de L'Homme. Fakat Bence serinin en iyisi. sezonda en Ha. çok satanlardan biri de Blue Elektrik ama. Evet, Blue Elektriği bilen alıyor. Ama Blue Elektrik de artık yok, bulunmuyor. Kaldırdılar onu. Evet, kaldırdılar Bir maalesef. kere geldi tekrar. Bir de yeni üretim olarak geldi. Hani o şey değildi. Yani normal atıyorum mesela işte 2024'te mi alındı? 2024 üretim olarak geldi ki. Daha öncekiler mesela 2022 üretimdi. O 2022 üretiminden sonra bir daha üretilmedi 2 sene boyunca. Sonra tekrar çıktı. Bizim burada Boyner'lere falan geldi. Sanırım Boyner özel olarak geldi. Çünkü Avrupa'nın hiçbir yerinde yine yok. Yani garip bir durum. Ben de anlayamadım. Sonra bir daha kayboldu. Bir daha yok şu anda. Evet, şu an elimizdeki stokları Evet. Elimizde stoğumuz var. Sorun yok. Rahat. onlarla idare ediyoruz diyelim. Lanit de L'Homme özellikle erkeklerin bu markada En en çok çok sevdiği. sevdiği, en çok tercih ettiği parfümlerden biri. Sonbahar ve kış aylarının gözdesi. Fakat altında dediği gibi gün içinde biraz tazeleme yapmanız gerekiyor. Performansı biraz düşük bu parfümün. Bunu bile bile tercih edin. Lanit de L'Homme ya sıkıntısı olarak peki? Bence bu mesela daha fazla orta yaşlara hitap Evet. eden bir parfüm. 30 yaş sonrası bence bu parfüm. Evet. Değil Çünkü mi? gerçekten bir karizmatik bir hissiyatı var parfümün. Yani Ağırlığı var. kendine has bir karizması var Ağırlığı var parfümün. Evet. Hani nasıl Stone Juvito Intensely için parfümün. daha genç yaştaki erkekler bunu Evet. kullanmalı diyorsam. Mesela bu parfüm içinde daha böyle 30 yaş üstü yani belli bir olgunluğa erişmiş olan beylere daha çok yakışacağını Tam bir düşünüyorum. sonbahar parfümü. Kış değil ama sonbahar çok net yani. Hani böyle Kasım'ın sonuna kadar böyle fısır fısır kullanacak bir parfüm. Mesela bu parfüm çok net bir ofis parfümü de olur aynı Çok net. zamanda. Çok yakışır. Özellikle o yani hem kimseyi boğmadan hem de güzel kokabileceğiniz yerlerde Lanit de L'Homme'u tercih edebilirsiniz beyler. Sonbahar ve kış ayları denince akla ilk gelenler de Dior Homme Intense. Nasıl onsuz geçirebiliriz bu kışı? Olmaz, geçemez, Olmaz. geçmez. İmkansız. Kış gelmez. Gelmez. Evet, kışın Yani geldiği diyorum internetten belli olur. evet.
Ne zaman bunun satış grafiği de bitince aa diyorum Türkiye'ye yaz geldi. Ne zaman böyle satışı başlıyoruz diyorum Türkiye'ye kış geldi. Ne zaman bitiyor tamam diyorum her yere yaz gelmiş. Bak şimdi ben sana bu parfümle ilgili ilginç birkaç tane anekdot söyleyeceğim. Herkes de canı kulağıyla dinlesin. Çok evet. Özel bilgiler vereceğim. Tamam dinliyorum. Birincisi mesela bu parfüm ilk 2008 yılında çıkmıştı. 2008 ve 2009 yılında ki içeriği tamamen farklı bir parfümdü bunun. Çok net bir ruj efekti vardı. Hani şu andaki evet, gibi evet. Tozlu bir ruj efekti değil. Yağlı, kalın, tabakalı böyle bir ruj efekti vardı. Daha sonra yapılan eleştiriler tamam mı? O kadar ağır eleştiriler yapıldı ki bazı kesimler tarafından reformüle edildi. Yani baştan aşağı yenilendi. Aynı DNA'ya biraz daha maskülenlik katılarak devam edildi. Çünkü kadın parfümü olarak görüyorlardı. Yani bu bir erkek parfümü olamaz, şöyle olamaz, ruj kokan kadın parfümü olur denile denile parfümü, o parfüm üretimi sonlandırdılar. Yani Dior'un internet adında yine aynı DNA'ya sahip, aynı efekti taşıyan, biraz daha maskülenleştirilmiş yine Dior Homme Intense çıktı. Ne zaman çıktı bu? 2010 yılından sonra çıktı. Peki ne oldu biliyor musun? Sonra o bir erkek neden ruj kokmak istesin ki bilmem ne falan filan diyenlerin hepsi bu sefer 2008-2009 üretimi Dior Homme Intense peşinde koşmaya başladı zamanında. Eski beç. Ya eski beç. Siz kaldırttırın. Ondan sonra eski beçin eski peşinde beç, koşun. Dior Homme Intense. Şöyle bir hemen bir şey daha söyleyeceğim. Bu da çok önemli bir bilgidir. Dior parfümlerin hepsinin kutusunun altında bir formül kodu vardır. Formül yanında da işte numarası yazar. Dior'ların mesela reformülü olup olmadığını, bir parfümün reformülü olup olmadığını o kod üzerinden takip edebilirsiniz. Yani işte atıyorum buradan batch sorgusu yaparak değil, formül kodu sorgusu yaparak ilerlerseniz daha mantıklı olur. Çünkü aynı formül koduna sahip atıyorum mesela 2013-5'te, 2016-5'te aynı formül koduna sahiptir. Bunlar o parfümün aynı koktunun anlamına gelir. Yani aynı içindeki notalar oluyor. Her şey tamamen aynı olduğu anlamına gelir. Yani 2016'da 2016-5 var. İşte 2013 daha iyi anlamına gelmesin yani. Hani, evet ikisi de aynı olabilir. Aynen. Veya şu andaki formül kodu belki de yeni değişti. Bilmiyorum onu şu anda takip etmedim. Ama bir sonraki formül kodunun daha da iyi olmayacağını kimse garantisini veremez. Çünkü Dior'da bu şekilde özellikler var. Özellikle Dior Finite'de mesela bir formül kodu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 2019'da falan çıkmıştı Fahrenheit'ın. Dedim ki bu dedim eski formül Fahrenheit demiştim. O da gitti. Yani böyle böyle gide gide elimizde Dior Homme Intense kaldı. Her ne kadar farklı reformüller geçirse de ne olursa olsun bir erkeğin üzerinde taşımaktan en büyük keyif aldığı parfümlerden bir tanesi. Bir ruj efekti var mıdır? Vardır. Ama bu erkeksizin önüne geçmemektedir. Bence gelmiş geçmiş en klas, en iyi dizaynın erkek parfümlerinden ilk üçünden bir tanesi diyebilirim ben. Bir kadının bir erkekte koklamasını en çok sevdiği parfüm tarzlarından bir tanesi de bence Dior Homme Intense tarzı. O yüzden zaten bunca sene bu kadar tutulması, sevilmesi, birçok erkeğin imza kokusu olması tesadüf değil. Evet. Gerçekten başarılı ve güzel kokan bir parfüm. Bunu kullanan kadınlar da var mı? Var. Var. İstisnasız çok var. Ama ciddi anlamda parfüme karşı yükselişinden kaynaklı. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Mesela bu yaş skalası olarak özellikle 25 ile işte atıyorum mesela 40'lı yaşlar arasında diyelim mesela. Hani o yaş kullanımına daha uygun. Hatta 25 ile 35 yaş arası diyelim. Bunun bir de Dior Homme parfüm versiyonu var ki o benim zaten tapalım numaramda. Bir numaram zaten. Dior Homme parfüm deyince biz ikimiz beraber eriyoruz. Her ne kadar bunun satış ivmesi çok çok daha yüksek bu olsa daha da. Bu daha fazla satıyor. Dior Homme parfüm benim gözümde yani başka bir seviye. Dior Homme parfümde peki ne vardı? Onda da buna ek olarak derin notasının daha ön planda olduğu bir parfümdü. Evet, bunun genel beğenisi bir kere daha da yüksek. O yüzden daha da fazla satıyor. Dior Homme parfümü de gençlere uymaz. Değerlendirmeyi alabilirsiniz. Orta yaştaki beyler için konuşuyorum. Fakat denemeden kör alış yapmayın lütfen. Çünkü herkese uymayabilir. Dior Homme Intense kadar genel beğeniye uygun değil. Evet beyler, sonbahar ve kış aylarının gözdesi olmazsa olmazı her erkeğin gardırobuna mutlaka bir kere uğramalı diyoruz. Dior Homme Intense. Bir diğer parfümümüz ise Givenchy markasına ait Gentleman Eau de Parfum. Bu da Dior Homme Intense'in yolundan giden parfümlerden. Evet. O tarz kokuyor. Evet. Eski Dior Homme Intense mi peki? 2008'deki o ilk çıkan versiyona. Hatta ben bak şöyle çok net bir bilgi vereyim. Bunu da mutlaka bir kenara not alın. Bana yatıp kalkıp dua ederseniz o eski 2008-2009 batch Dior Homme Intense arayanınız varsa eğer nasıl koktuğunu bilmeyeniniz varsa Narciso Rodriguez Blue Noir parfüm versiyonunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.
Çünkü taban tabana bayağı benziyorlar eski Dior'un Intense'de. Ona biraz daha uzak olan versiyonu da Givenchy Gentleman. Biz buraya Givenchy Gentleman'ın öde parfümünü almamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de kış aylarının en fazla satan, en fazla sevilen parfümlerinden bir tanesi olması. Sonbahar ve kış aylarında satış ivmesini bir hayli yukarı taşıyan bir parfüm. Yine o ruj efektini mesela bu farklı bir yönde kullanıyor. Bunu da Valentino Absolu ve Balsamic tabanla beraber Irisik kullanıyor. Bu şekilde daha karanlık, dark bir tabana oturtuyor. Daha karanlık ve gizemli kalıyor parfüm. Dior'un Intense oranla. Yaz skalası olarak peki ne dersin? Yani yine genç yaşta. Genç ve orta yaş. Yani bence bir yaz skalası bunun için koymama gerek yok. Bunda biraz daha ağır giyinmek gerekiyor. Yani spor kıyafet kaldıracak olan bir parfüm benim gözümde değil. Daha şık. Daha şık bir giyim istiyor. İstiyor. Kalıcılığı ve fark edilirliği çok iyi. Bak o konuda performansı bayağı iyi. Başarılı oldukça. Yine sonbahar ve kış aylarına geldiğimizde bizim en çok sattığımız, en popüler erkek parfümlerinden biri Gentleman Eau de Parfum. Beyler, sonbahar ve kış ayları için hala bir arayıştaysanız değerlendirebilirsiniz. Sonbahar ve kış aylarının yine popüler parfümlerinden biri Lattafa Camra Kahva. Şimdi birçok kişi diyecek ki ya marka ne falan, hani bilmeyen çok çıkacak bak. Kesinlikle. Çünkü çıkacak. Biz burada popüler parfümleri yorumluyoruz. İşte designer markalar, şimdi bu işte Dior'dur, Tom Ford, Armani, Jean Paul, Givenchy. Mesela bunların hepsi herkesin aşina olduğu bildiği markalar. Ama bu markayı kimse bilmiyor. Lattafa yeni popüler olma yolunda ilerleyen bir marka diyebilir miyiz? Yani parfüm severler, bak özellikle onun altını çiziyorum. Birçok parfüm severin, yani parfüme gerçekten aşina olanların, parfümü araştıranların bildiği bir markadır. Lattafa Camra Kahva geçen sene çıkmış olan bir parfüm. Çıktığı andan itibaren müthiş derecede hem yurt dışında hem bizim ülkemizde ilgi gören bir parfüm. Ciddi ilgi gördü. Çok beğenildi. Bir kere çok tutuldu. Evet. Ne var bu parfümün içerisinde? İsminden de anlayacağınız üzere kahvenin ön planda olduğu, yine gurmant notaların oldukça hissedildiği fakat kahveyle beraber oldukça törpülenmiş ve dengelenmiş, oldukça iyi diyebileceğim evet. bir parfüm. Şimdi içinde mesela notalara baktığınız zaman çok fazla tatlı notalar var. Hani onlardan gelen mesela bir tatlılık bekliyorsun ama kahve mesela o şey yapıyor. Mesela kahve notasının içinde olan bir parfüm düşündüğün zaman da bu sefer tozlu bir kahve kokusu bekliyorsun. O da törpülenmiş. Evet. Yani aslında çok güzel bir dengeye tutunmuş. Tam böyle bir karamel macchiato havasında diyeyim ben sana. Hani bir içecek içiyormuş havasında. Evet evet. İçerisinde kahve olmasına rağmen o tatlı notalarla beraber o kadar güzel bir harman içinde ki sütlü tatlı bir kahve içiyormuş gibi geliyor. Aromalı bir kahve. Karamelize edilmiş bir şey var ya, böyle hani şuruplar var. Ondan sonra aroma katılıyor içine falan. Hani böyle süt katılıyor falan. O tam o haşlak sütün katıldığı andaki gelecek olan buruna koku diyorum ben. Oldukça iddialı. Peki performansı nasıl? Performansı çok iyi. Zaten Arap markalarında performansı olmayanı dövüyorlar. Bak öyle söyleyeyim ben sana. Arap markalarında performans en olmazsa olmaz yani, bir kriter zaten. Önce performans, sonra koku. Kesinlikle öyle olması lazım. Fakat Arap bir marka olmasına rağmen oldukça modern bir koku yapısına sahip. Bunun altını bir kere daha çiziyorum. Arap markası diye önyargılı davranmayın. Eğer bu tarzı seviyorsanız bir kere kahvayı deneyin diyorum beyler. Ondan kopamayacaksınız. Bir diğer parfümümüz ise Tom Ford Ombre Leather. Bu parfüm ilk çıktığı zaman Instagram'da çıkmıştı, biliyor musun? Evet. Ombre Leather 16 diye. 16 diye. Evet. Sonra designer kanalında geri çekti. Evet, zaten bu parfümle beraber başladı. Tom Ford'un o şekilde devşirmesi. Yani Ombre Leather 16'yı çıkarttı. Tuscan Leather'la çünkü çok aynılardı. Taban taban aynılardı. Bence iki tane parfüm gereksizdi. Yani Private Blend koleksiyonu olması evet. gerek yok yani. Private Blend serisinden normal klasik seriye geçen ilk parfümdür Ombre Leather. Ondan sonra işte bazen özel seride çıkarttıklarını tekrar designer seriye geri evet. çekti. Ombre Leather. Özellikle sonbaharla başlayan ciddi bir satış grafiği var yine bizler gözünde. Erkeklerin çokça sevdiği, çokça beğendiği, Tom Ford markasında en çok satan parfümlerden bir tanesi. Dinleyelim. Deri temalı bir parfüm. Deri temasının üzerine böyle ozonik hissiyatlı bir menekşe yaprağı dokunuşları da çok net bir şekilde alıyorum. Bunun yanında safranda hissini görüyorum. Her şeyden önce bunların toplamından müthiş derecede karizmatik ve kaliteli bir koku çıkıyor. Bu parfüm bana lüks deri eşyaların satıldığı bir mağaza kokusunu andırıyor, biliyor musun? Evet. Değil güzel mi? Bir betimleme. Evet, çok
güzel bir betimleme. Yani ben artık bunu sürekli dile getiriyorum ama çok fazla deri notasını sevmiyorum. Fakat buradaki deri kullanımı bence oldukça yumuşak ve yerinde. O yüzden beni çok zorlayan bir nota değil. Deri aslında ben sevmiyor değilim. Ben bunu fark ettim. Ben deri kullanımından kullanıma farklılıklar yaşayan birisiyim. Bazıları çok zor mesela. Ciddi olarak benim başım ağrıtıyor. Fakat buradaki kullanımı oldukça yumuşak. Bahsettiğim gibi bence menekşe dokunuşları ile beraber bu dengelenmiş, evet, törpülenmiş. Bak, maço ama karizma bir maço parfüm. Öyle söyleyeyim ben, evet, sana. Anladın mı? Hani bir maçoluk var ama karizmatik bir maçoluk var. Ruhunda maçoluk olan beyleri diyorsun. Evet. Güzel. Güzel bir betimleme. Ama deri ve lüks bir deri koktuğu konusunda hemfikirim. Gerçekten karizmatik ve lüks kokuyor bu parfüm. Tom Ford'un en çok satan erkek designer parfümlerinden bir tanesi olması asla tesadüf değil beyler. Özellikle genç erkeklere çok yakıştırıyorum mesela ben kokuyu. Bana mı? Tabii ki sana. Çünkü ben kendime çok yakıştırıyorum, o yüzden. Güzel, güzel. Evet. Sen arada kullanıyorsun bunu ama dediğim gibi genç erkekler bence daha güzel taşıyor. Yani bu parfümü mesela biraz da işte siyah deri ceketli falan hayal ediyorum. Biraz, evet, böyle bir hafif kirli sakal. Giyim ceketi gibi bu zaman yani. Hem genç, işte evet, ben, evet, ben de yani, bahsediyorsun yani. Bak, öyle bir kombinin tamamlayıcısı olabilir. Tamam. Benim gözümde öyle bir parfüm Tom Ford Umbrella'dır. Evet beyler, sonbahar ve kış aylarının gözlerinden bir tanesi Tom Ford Umbrella. Umbrella'dır. Hala onunla tanışmadıysanız ve deri parfümlerini seviyorsanız tanışmanız gerekiyor. Evet efendim, geldik videonun sonuna. Bu hafta sonbahar, kış aylarının en popüler erkek designer parfümlerinden bahsettik. Umarım beğenmişsinizdir. Biz bu videoyu çekerken açıkçası çok çok keyif aldık, çok çok eğlendik. Bir hatamız olduysa affola diyoruz. Sizin sonbahar ve kış aylarında kullanmaktan en çok keyif aldığınız designer erkek parfümleri nelerdir? Bunları duymaktan çok hoşnut oluyoruz. Yorumlara bekliyoruz. Ne diyelim? Bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, likelamayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.